Şimdi ayında tanıştık biz İran'da kendisiyle. Hı-hı. Kendisi Diyarbakır memleketim olduğu için güvendim başta ona. Sonra konuştuktan sonra WhatsApp üzerinden konuşmaya başladık. Sonra Mart'ın son haftası beni yanına davet etti. Sonra kendisi Cizre'de görev yapıyor. Aslan Şamil'in korumalığını yapıyor. 8 Nisan'da Cizre'ye gittim. O otogardan gelip beni aldı. Hı hı. Otogardan aldıktan sonra taksiye binip eve geçtik. Eve girer girmez kapıyı kilitledi üstüme. Üzerime sandırdı, başörtümü çekti, saçımı çekti, tokat attı bana. Ben onu itip odaya doğru koştum. Kapı kilitli olduğu için dışarıya gidemiyordum. Evet. Odaya doğru peşimden geldi, elbisemi yırtacak vaziyette çekip indirdi. Dayak atarak tecavüzde bulundu bana. 2 gün evde alıp koydu beni. 2. gün gitmek istedim. İzin vermedi gitmeme. O uyuduktan sonra gece polisleri arayıp yardım istedim. 15 dakika sonra bir komiser aradı onu. Ona Enes bir kız seni şikayet etmiş, bilgin olsun, hazırlan geliyoruz falan. 15 dakika sonra o odaya gelip beni tehdit etti, ailemle beni öldüreceğini söyledi. Eğer bir şey söylersen falan şikayetçi olmayacaksın, tekrar benimle eve döneceksin. Ben seni yollayacağım Diyarbakır'a falan. Emniyete gittik, şikayetçi olmadım ondan. Baskı altında olduğum için, tehdit altında olduğum için. Eve döndük. Eve döndükten sonra saat 2.30'da beni Diyarbakır'a yolladı. Sonra ben iletişimini kestim. Senin yüzünden idari ceza aldım. Hakaretlerde bulundu bana. Ben de tekrar Cizre'ye dönüp şikayette bulundum. Kendi yerime gittim. Cizre'ye gittikten sonra polis ekipleri gelip beni otogardan aldı. Üst amirin yanına götürdü. Amir 4 tane polisin yanında olay anlat dedi. 4 erkek polisin yanında anlatmak zorunda kaldım olayı. Anlattıktan sonra beni aşağı indirip 2 tane polisin yanında ifadem alındı. Ama ifadem eksik alındı. Gece komiserin aradığını yazmadılar. Yani işkence ederek böyle bir şey yaptığını onları yazmadılar. İfadem alındıktan sonra oradaki polis memurları, oranın aile içi büro komiseri bana bağırıp çağırıyordu falan. Kötü muamele gördüm orada. Ondan sonra hastaneye götürüldü. Orada sanki herkes talimat almış gibi muamele yapıyordu. Doktor beni muayene ettiği zaman 5 dakika üstten baktı. Benden örnek sürüntü almadı. Ben tepki gösterdim ona, neden iyi bakmadınız, neden örnek almadınız diye. Dedi ki savcı talimat vermedi. Eğer savcı gerek diyorsa seni üst doktora yollar diye. Dedi, sonra ifadenle uyuşmuyor böyle bir şeyler falan. Yüzüme bakmadan söyledi falan, sanki talimat almış gibi. Ondan sonra rapor yazdı, gönderdi savcıya. Akşam saat 8.30 gibi beni Diyarbakır'a yolladılar. Diyarbakır'a yolladıktan sonra ben Diyarbakır'a döndüm. Diyarbakır'da sokakta kaldım. Eve gidemiyordum, kötü bir durumdaydım. Sabah 155'i arayıp yardım istedim. Polis ekipleri beni askeri hastaneye götürdüler. Darp raporu doktor verdi. Bir gün kadın sığınmada kaldım. Evet. Kadın sığınmadan kaldıktan sonra eve döndüm. Ben 12 Temmuz'da. Evet. İçişleri Bakanlığı'na yazdıktan sonra dosyam Diyarbakır ve Cizre Valisi'ne gönderildikten sonra emniyete sevk edildi. 8 Eylül'de adli tıptan geçtim. Adli tıptan bir hafta önce ben sıkıntı yaşıyordum sürekli bu olaydan dolayı. Genel cerrahiye başvuru yaptım. Genel cerrahi beni muayene etti. Beni sıkıntılı bulduğum dedi ki tecavüz vurgusu var anal bölgende. Neden hani önceden böyle gelmedi falan. Ben de durumu anlatınca dedi ki savcı talimat olursa sana rapor veririm. İşte savcı talimat olmadığı için bana rapor vermedi. Karakoldaki polisler sürekli bağırıp çağırıyordu, beni suçluyordular. 4 tane polis beni suçladı. Herkes bana tavırlıydı yani sanki. Hani oranın en büyük amirleri. Ben de ki daha vurmuşsun, Diyarbakır'dan Cizre'ye gelmişsin falan, adamın ayağına gelmişsin. Evine gitmişsin, sonra beni mağdur etti diyorsun falan. Beni hani herkes suçluyordu falan. Sanki o bana yapmamış da ben ona böyle bir şey yapmışım gibi.
Bir de dosyam gizli tutulması gerekirken ben Diyarbakır'a döndükten sonra otogar çalışanı dahi bu olayı duydu. Oradaki komiser beni Diyarbakır'a yolladığı zaman iki tane bir erkek bir bayan polisin yanında dedi ki Enes'i şikayet ettikten sonra ne yapmayı düşündün ki dedi, biletini dahi kesmemişsin. Enes'in seninle evleneceğini mi düşündün? Ben de bir şey demedim, ağlatırdı beni. Tabirleri hiç hoş değildi, bağırıp çağırıyordu bana emniyete zaten. Kendi hakkında da savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Kendi meslektaşlarını tuttular. Bana hani olay gizli tutulması gerekirken 20-30 tane polis emniyetin içinde bu olay duydu. Herkes bana bağırıp çağırıyordu, kötü muamele yapıyordu. Yunus polisi arkadaşı benimle iletişime geçti. TikTok üzerinden bana mesaj attı, konuşmak istediğini, benim bu olayımı bildiğini söyledi. Ondan sonra dedi ki Enes sağlam biri değil dedi. Seni de evlilik niyetiyle kandırmış. Dedi ki Enes senden önce 30 tane kızla birlikteliği oldu. Bu kızlar da senin gibi mağdur etti. Geçen sene Mardin'den bir kız geldi onun yanına. O kızla birlikte olduktan sonra beni arayıp senle gel. Sen de o kızla bir şey yaşa, ben yaptım, sen de yap. Böyle bir teklifte bulunduğunu söyledi bana. Dedi yani bu adam gelip seni mağdur etti. Mağdur ettikten sonra seninle evlenmez. Öyle bir düşüncesi de yok zaten. Sürekli sosyal medyada kızları ağına düşürerek o kızları ayağına getir diyor. Sen o kızlarla kızları mağdur ettikten sonra geri gönderiyor. Yani kendi mesleğine güvenerek böyle bir şey yapıyor. Kendisi de bana zaten kendi evinde senden önce 30 tane kız geldi bu eve. Hepsi bana köpek gibi yemek hazırlayıp evimi temizliyordu. Hepsi benimle evlenmek istiyordu. Ben hiçbirine ciddi düşünmüyordum. Seninle ciddi düşünüyordum başta. Ama şimdi seni istemiyorum falan. Kendi hakkında, annesinin hakkında 4 tane idari soruşturma açıldı. Koruma polisi korumalıktan atıldı. 14 Temmuz'da Cizre Kaymakamlığı'nın önünde beni darp etti. Darp raporu da aldım. Onun için de şikayette bulundum. İdari soruşturma geçirdim. İki tane idari soruşturmadan cinsel saldırı suçundan idari soruşturma emniyet müdürü açtı onu.